Merhaba arkadaşlar. Hacettepeli Hoca kanalına hoş geldiniz. Bugün hücrenin 14. konusu olan koful ya da diğer adıyla vakuol ile devam edeceğiz. Arkadaşlar slaytımızın PDF dosyasını indirmek için aşağıdaki bilgi kutucuğunu genişletmeyi, eğer abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Başlıyoruz. Biliyorsunuz zar durumuna göre organelleri 3'e ayırmıştık. Daha önce ribozomu, endoplazmik retikulum, golgi ve lizozomu işlemiştik. Şimdi kofuldayız. Kofulda gördüğünüz gibi tek zarlı bir organel. Tek zarlı ve çift zarlı organeller sadece ökaryotik yani çekirdeği olan hücrelerde bulunuyordu. Dolayısıyla kofulda sadece çekirdeği olan ökaryot hücrelerde bulunuyor diye söyleyebiliriz. Kofulu arkadaşlar 6 çeşit kofulumuz var bizim. Besin kofulu, sindirim kofulu, boşaltım kofulu, depo kofulu, salgı kofulu ve kontraktil koful. Daha önce böyle bir ayrım görmedim. Bazı e, kaynaklarda şey söylüyor. Mesela boşaltım kofulu ile salgı kofulu aynıymış gibi söylüyor. E, aynı olarak da kabul edebiliriz ama ben ayrı olarak işlemek istedim. Daha faydalı olacağını düşünüyorum. Evet. Besin kofulu adı üzerinde besin kofulu arkadaşlar. Şimdi hücreye alınan büyük bir molekül olsun. Mesela protein molekülü. Bu protein molekülü bakın normalde hücrenin içerisine giremeyecek kadar büyük bir molekül. Yani zardan geçemeyecek bir molekül. Dolayısıyla bu e, hücre şurası hücrenin içi şu dış kısmı yalancı ayaklarıyla bu proteini sarıyor ve daha sonra hücre zarı şu kısmından koparak arkadaşlar yeni bir yapı meydana geliyor ve dolayısıyla bu yeni yapı artık içerisinde protein barındıran yani büyük bir besini barındıran bir yapı. Bu yapının ismi artık besin kofulu oluyor. Yani aslında besin kofulu dediğim şey hücre zarının içerisine arkadaşlar besin almasıyla meydana gelen bir yapı. Dolayısıyla baktığımda besin kofulu aslında neyden oluşuyor? Hücre zarından oluşuyor arkadaşlar. O halde Aşağıdakilerden hangisi kofulun oluşmasında etkilidir dediğimde hücre zarını ne yapabilirim? Kabul edebilirim. Bu şekil zaten bana neyi söylüyor? Endositoz dediğim büyük yapılı moleküllerin hücre içerisine alınmasını sağlayan endositoz olayını anlatıyor. Eğer izlemediyseniz endositoz ve egzositoz olaylarını izlemenizi tavsiye ederim. Devam ettim. Şunu arkadaşlar bu şekle bakalım. Bu şekilde güzel bir anlatım var. Bakın şurada büyük bir molekülüm var. Mesela mikroorganizma olsun bu. Bu büyük molekülü reseptörler tanımış. Hücrenin reseptörleri yani algılayıcıları, alıcıları tanımış. Ve tanıdıktan sonra hücrenin içerisine bakın şöyle bir cep oluşturarak almışlar. Bu cep oluşturulmuş ve şuradaki hücre zarının kısmı bir kısmı ne yapmış? Bunu çevrelemiş ve böylelikle hücrenin içerisine alınmış. İşte bu yeni yapıya yani içi, dışarısında hücre zarının bir parçasını taşıyan bu yeni yapıya biz ne diyoruz? Besin kofulu diyoruz. Yani büyük besini hücre zarıyla kaplayıp hücrenin içerisine alma olayım zaten endositozdu. Bu olay sonucu meydana gelen yapıda neymiş arkadaşlar? Besin kofuluymuş diyoruz. Geldim sindirim kofuluna. Sindirim kofulu adı üzerinde büyük yapılı molekülleri ne yapacaktır? Sindirecektir. E sindirim deyince bizim aklımıza daha önceki videomuzda ne gelmişti? Lizozom gelmişti. Liz biliyorsunuz parçalamak, sindirmek demekti. Dolayısıyla aldığım büyük besini ya da mikroorganizmayı bir şekilde sindirmem lazım. E sindirmek için gerekli olan de lizozomdu. O zaman ben besin kofulunu lizozomla birleştirdiğimde artık ismi ne olmuş arkadaşlar? Sindirim kofulu olmuş. O halde sindirim kofulu dediğim şey besin kofulu artı lizozom olmuş oluyor. Bakın şu 2 ve pardon 3 ve 4'e baktığımda şurada lizozom var. Şu ikinci kısım zaten besin kofuluydu. Bu besin kofuluyla lizozomu birleştirdim. Lizozomla besin kofulu birleşince artık şu üçüncü ve dördüncü kısımlar neyi oluşturdu? Sindirim kofulunu oluşturdu. Yani besin kofulu artı lizozom birleştirdim. Artık bunları birleştirdiğime göre ne yapmak istiyorum ben? Sindirmek istiyorum demek ki bu yapıyı. Dolayısıyla ismi sindirim kofulu oldu. Yani aslında koful dediğim şey... Tam bir organel gibi değil, lizozom gibi. Lizozomda da öyle söylemiştik ya. Hani içerisinde çok sindirim enzimi var. E normalde golginin bir yapısı aslında. Ama içerisinde sindirim enzimleri olduğu için özel bir isim verelim demişler, lizozom demişler. Burada da zaten mantıken sindirim kofuludur, boşaltım kofuludur. Çok kafanızı karıştıracak bir şey yok. Besin kofulu, içerisinde besin vardır. Sindirim kofulu, içerisinde sindirim enzimi var demek ki. Yani sindirim işlevinden sorumlu demek ki. Besin artı Lizozumu birleştirdim. Sindirim kofunu meydana geldi. Boşaltım kofuna baktım. Şimdi sindirdim o besini değil mi? Ya da metabolik atıklar oluşturdum. Ya da salgı maddeleri oluşturdum. Bakın o yüzden salgı kofuluyla boşaltım kofulu aynıymış gibi davranıyorlar. bunları oluşturdum. E, bunların bir şekilde dışarıya atılması lazım, boşaltılması lazım. İşte bunu sağlayan kofula da boşaltım kofulu diyoruz. Evet hemen şu şeklimize baktık. Zaten 3 ve 4'e ne demiştik arkadaşlar? Sindirim kofulu demiştik. 2 besin kofuluydu. 3, 4 sindirim kofulu. 5 de ne olacakmış? Boşaltım kofulu. Şimdi ben bu maddeleri sindirdim. Bu maddelerde benim için yararlı olan bir şey varsa bunları sitoplazmaya aktardım. Monomerlerine kadar parçaladım çünkü. Yararlı olan bir şey varsa sitoplazmaya aktardım. Sonrasında da bunların Kalan zararlı olan ya da benim ihtiyacım olmayan, işime yaramayan şeyleri de ne yapacağım? Dışarı atacağım. Dışarı atarken de boşaltım kofulundan faydalanıyorum. Yani aslında aynı şeyler farklı işlevler yaptığı için farklı adlar alıyor arkadaşlar. Sonrasında baktım buradan atış şekli bana bir şey anlatıyor. Egzositozu anlatıyor değil mi arkadaşlar? Egzositozda da ne oluyordu? Bu hücrenin zarıyla buradaki kofulun zarı birleşiyordu. Dolayısıyla hücreden dışarıya bu atık maddeler ne yapılabiliyordu, atılabiliyordu. Böylelikle bir şekil üzerinde hem besin kofununu görmüş olduk, hem sindirim kofununu görmüş olduk, hem de boşaltım kofununu görmüş olduk ve aralarındaki farkı da anladık umuyorum. Geldim depo kofununa. Depo kofununda da arkadaşlar adı üzerinde depo. Ne, neyi depo ederiz biz? Fazla maddeleri depo ederiz değil mi? Ya da atık maddeleri depo ederiz ya da suyu depo ederiz. İşte bitki içerisinde içinde fazla olan maddeler atık maddeler olabilir ya da su olabilir. Bunların depo edildiği kofula biz depo kofulu ismini veriyoruz. Aynı zamanda depo kofunun başka çok önemli bir görevi daha var. Zehirli olan maddeleri arkadaşlar çeşitli tuzlarla birleştirerek nasıl hale getiriyormuş? Zehirsiz hale getiriyormuş. O halde depo kofulunda atık maddelerim ve suyum var. Bunları depo ettiğim yapıya biz ne diyoruz? Depo diyoruz. İkinci önemli görevimde zehirli madde var. Zehirsiz maddeler var. E bu zehirli maddeleri zehirsiz maddeye kim dönüştürüyormuş? Depo kofulu dönüştürüyormuş diyoruz. Salgı kofuluna bakalım. Salgı adı üzerinde arkadaşlar koku olabilir işte farklı nektarlar olabilir. Bunların hepsini sağlayan yapıda yine Salgı kofulu. Salgı kofulu Golgi organeli tarafından meydana gelen bir koful çeşidi. Ee, yine özel salgı maddeleri bulunduruyor içerisinde ve salgı yapan hücrelerde de çok fazla bulunuyor. Mesela hangi hücrelerde? Gözyaşı olabilir, mukus dediğimiz yapılar olabilir. Buralarda çokça ne yapıyor? Bulunuyor nasılmış yani Golgi'den nasıl meydana geliyor? Endoplazmik retikulumu hatırlayın. E, granülü ve granülsüz olmak üzere iki ayrı ayrılıyordu. Granüllü endoplazmik retikulumda proteinler, diğerinde karbonhidratlar, yağlar üretiliyordu. Üretilen bu yapılar nereye geliyordu? Golgi'ye. Golgi istenilen, beklenilen hücrenin ihtiyacı olan yapıya dönüştürülüyordu ve daha sonrasında dışarıya yani sitoplazmaya bırakılıyordu. İşte bu yapı nereye dönüşmüş? Bir salgı kofununa dönüşmüş. Demek ki o dönemde hücrenin salgı yapmaya ihtiyacı varmış ve Golgi bunu nereye dönüştürmüş? Endoplazmik retikulumdan gelen yapıları salgı kofununa dönüştürmüş. Salgı kofulu da arkadaşlar nasıl dışarıya veriliyor ona bakalım. Şu bir salgı kofulu. Bakın içerisinde büyük yapılı maddeler var. Salgı maddeleri. Sonrasında Hücrenin zarı ile birleşiyor. Hücrenin zarı ile birleşip içerisindeki maddeleri nereye bırakıyor? Hücrenin dışarısına bırakıyor. Demek ki arkadaşlar salgı kofulu salgıları hangi yolla bırakıyor? egzositoz yoluyla dışarıya bırakıyor diyoruz arkadaşlar. Evet geldik kontraktil kofula. Çokça sorularda çıkar kontraktil koful. Diğer adı vurgan kofuludur arkadaşlar. Evet. Bunlar da gelebiliyor ama genelde kontraktil koful gelir. Öğrenci de böyle o çok değişik bir şeymiş gibi düşünür. Neymiş bakalım kontraktil koful? Kontraktil koful arkadaşlar, protistaların eğer e, tatlı sularda yaşayan protistalar içerisinde fazlaca su giriyor. Yani demek ki bulundukları ortam şu mesela bir paramesyum. Paramesyum bulundukları ortamda çok fazla su var. E bu çok fazla su ne yapıyormuş? İçeriye giriyormuş. E bu çok fazla suyun içeriye girmesi buradaki paramesyumun homeostazi dediğimiz iç dengesini ne yapacaktır? Sarsacaktır. Çünkü pH'ini değiştiriyor, içerisindeki yapıları değiştiriyor. Dolayısıyla fazla suyu, ihtiyaçtan fazla suyu bir şekilde hücrenin dışarıya atması lazım. İşte bunu sağlayan da şuradaki bakın yıldız gibi olan yapılar var ya zaten kontraktil koful demiş bunlara. Kontraktil kofullar sayesinde ne yapıyor arkadaşlar? Paramesyum, öglena, amip gibi yapılar e, kontraktil kofulları sayesinde dışarıya bu fazlaca suyu atıyorlar ve böylelikle homeostazilerini sabit tutmaya, dengede tutmaya çalışıyorlar. Peki neden kontraktil koful var? Ona bakalım. Ne dedik? Dışarıda su çok. Demek ki dışarıdaki ortam hipotonik bir ortam. Nereden geliyordu aklımıza? Hipopotamlardan geliyordu. Hipopotamlar suda yaşarlar. E suda yaşıyorlarsa demek ki bulundukları ortamda su çok. Hipotonik, hipopotam. Demek ki su çoksa buradaki maddede de yani buradaki hücrede de su azsa sürekli içeriye ne girişi olacaktır? Su girişi olacaktır. E bu su girişinin olması hücrenin homeostasisini bozacağı için kontraktil kofullardan büzülme yoluyla ne yapacaktır? Fazlaca su ortama tekrar bırakılacaktır diyoruz arkadaşlar. Şurada bakın bir paramesyumun kontraktil kofulunu görüyorsunuz. Şurası kontraktil koful. Şuradaki şekilde gördüğünüz gibi nasıl biraz yıldıza benziyor değil mi? Bakıyorum hemen bakın dışarıda fazlaca su var. İçeri giriyor ve şu kısma dikkat ediyoruz. Bu kısma ne olacak? Bakın büzüldü. Ve büzüldükten sonra tıpkı hani bir e, bulaşık süngerini böyle sıkarız da içindeki fazla suyu akıtır ya onun gibi düşünebilirsiniz. Onun gibi ne yapıyor? Buradaki kontraktif koful kasıldıkça içerisinde hücrenin içerisindeki fazla suyu da dışarıya bırakmış oluyor arkadaşlar. Evet başka ne diyebiliriz? Genelde ilkokulda, ortaokulda çok çıkar bu soru. Koful'la ilgili işte genç bitki hücrelerinde küçük ve çok sayıda koful varken yaşlı bitki hücrelerinde büyük ve merkezi bir koful bulunur der. Gerçekten de öyle. Bu bir bitki hücresi. Bakın şeklinden de anlayacağınız üzere dışarısında bir selülozik yapı var, yani hücre duvarı var. Burada genç bir bitki hücresini görüyorum. Burada ise yaşlı bir bitki hücresini görüyorum. Çünkü genç bitki hücresinde çok sayıda ve minik minik kofullar var. Yaşlı bitki hücresinde artık atıklar birike birike ya da su birike birike ne oluyor arkadaşlar? İçerisinde büyük merkezi bir koful var. Bakın çekirdek ne yapmış artık? Sıkışmış. Yani çekirdek artık hücreyi zar zor yönetebiliyor. Hücreye zar zor sözü geçebiliyor. Dolayısıyla bu artık yaşlandığının göstergesi arkadaşlar. Böyle bir karşılaştırmalı soru görürseniz de genç bitkilerde az ve küçük ve çok sayıda yaşlı bitki hücrelerinde genelde büyük merkezi bir koful bulunuyor. Bakın burada şekiller iki farklı şekil koydum. Bazen böyle yan olarak veriyor bazen böyle dik olarak veriyor. Şuradaki genelde bitkiye baktığınızda bitki hücresinde bulunan şöyle büyük yapı merkezi kofuldur. Burada da yine gördüğüm bakın büyük bir yapı var ortada. Şurası zaten çekirdek. Burada yine merkezi kofuldur. Yani iki şekilde de karşınıza gelebilir. Arkadaşlar, bu e, merkezi kofulun dışında onun özel bir adı var arkadaşlar. Dışındaki zara biz tonoplast diyoruz. Hani müfredatta yok ama aklınızda gene hani görürseniz tonoplastında e, kofulun hücre kofulun zarı olduğunu unutmayın. Şimdi baktık başka ne demiş? Koful başka ne işe yarıyormuş? Merkezli kofuldan bahsediyoruz. Merkezli koful eğer bir hücreyi hipotonik ortama yani hipopotomların olduğu yere yani suyun çok olduğu yere koyarsam dışarıdan su alacaktır. Dışarıdan su aldıkça hücre neresi şişiyormuş bakın. Vakuoli yani kofulu şişiyormuş. O zaman Kofulda ne yapar su birikeceği için bu hücrenin hipotonik bir ortama konulduğunu ne yapabilirim söyleyebilirim. Hipertonik hüptrükten aklıma geliyordu. Hüptrük nasıl hüptrürüyorsam hüptrük de benim hücremin içerisindeki suyu hüptrürüyor. Dolayısıyla bu hücremin içerisindeki su bittikçe kofulumun içerisindeki su da ne yapacaktır? Azalacaktır. O zaman koful eğer küçülmeye başlıyorsa hücre hipertonik ortama konulmuştur. Koful eğer büyümeye başlıyorsa e, hücrem hipotonik ortama konulmuştur diye söyleyebiliyorum. Hipotonik ortamda dışarıdan içeriye su girişi oluyor, koful büyüyor hipertonik ortamda içeriden dışarıya su çıkışı oluyor ve kofulum ne yapıyor? Küçülüyor. Aynı zamanda ne de diyebilirsiniz? Hücre zarı ile hücre çeperi arasındaki mesafe burada azalıyor. Burada ise hücre zarı ile hücre çeperi arasındaki mesafe bakın şurası hücre çeperi, şurası hücre zarı. Mesafe ne kadar fazla burada ise hiç görünmüyor bile neredeyse. Bunları da dediğimiz gibi arkadaşlar ee, diğer hipotonik, hipertonik, ozmos olaylarında anlatmıştık. O videomuzda rahatlıkla izleyebilirsiniz. Evet. Kofunla ilgili söyleyeceğimiz bir diğer olay ise antosiyanin içermesi. Antosiyanin maddesi içerdiği ile alakalı sorular geliyor. Antosiyanin dediğimiz bir madde var arkadaşlar. Bu bir renk maddesi. Özellikle çiçek yapraklarında ve meyvelerde renk oluşumuna katılıyorlar. Ee, aynı zamanda da işte bakın şurada gördüğünüz meyvelerin renklerini oluşturuyorlar. Yani bir pigment bu aslında arkadaşlar. Özellikle kırmızıdır, mordur, bordo gibi yapıları oluşturuyorlar. Bunun nedeni ne peki? Renk dışında başka ne özelliği var? Antioksidan etkiye sahip. Antioksidan etkiyi çok duyarsınız medyada. Nedir bir bakalım. Normalde arkadaşlar maddeler kararlı haldedir. Moleküller kararlı haldedir. Kararlı ne demek? Doymuş demek değil mi arkadaşlar? Ancak bazı reaksiyonlar sonucunda bunlar bir elektronu kaybederler ve bu elektronu kaybedince isimleri artık serbest radikaller olur. Bu serbest radikaller canavar gibi düşünebilirsiniz. Yani hücrelere saldırmaya başlıyorlar. Çok agresif yapılar. Ve hücreleri arkadaşlar yıpratan yapılar bunlar. Dolayısıyla bunların tekrar kararlı hale gelmesi lazım. Yani antioksidant hale gelmesi lazım. İşte bunları tekrar antioksidan hale getiren yapılar bu arkadaşlar, bu pigment de bir antioksidan yapıya sahip, yani bu e, canavar olan yapıları, molekülleri tekrar kararlı hale getirerek hücrenin e, hücrelere zarar vermesini ne yapıyor? Engelliyor. Dolayısıyla e, hücrelerin farklılaşmasını sağlayan bu serbest radikaller aynı zamanda şu çağımızın hastalığı olan kansere de neden oluyor. O yüzden bu antioksidanları tüketmek oldukça yararlı. Özellikle kanser gibi hastalıkları ne yapacaktır? Önüne geçmiş olacaktır. Dolayısıyla e, bu koyu renkli sebzeleri, meyveleri tüketmek oldukça sağlık açısından önemli. Tüketilmesi de sağlıklıdır diyoruz. Evet, Koful'la ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.